Oh, mis gibi taze demledim annem. Bitirelim hadi. Anne. Anne, benim seninle konuşmak istediklerim var. Mert oğlum, Allah'ı seversen vallahi bir kötü haberi daha kaldıracak mecalim yok benim yavrum. Anne, sen duymak istemesen de sana söylemek zorundayım. Ben çok düşündüm ama daha fazla devam edemeyeceğim. Selma ile yollarımızı ayırmak zorundayız. Sözüm atacaksın yoksa Mert? Anne, başka çarem yok. Bu sözlüğü bitirmek zorundayım. Yok 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 yok, ben yanlış duyuyorum. Benim oğlum böyle bir şey yapmaz. Yapamaz. Anne, Asya benim için çok büyük bir fedakarlık yaptı, biliyorsun. Zaten bu işlerin bu noktaya gelmesinin sebebi de bu. Ya ben bunu bile bile Selma ile devam edemem. Bu ikimize de büyük bir haksızlık olur. Lanet olsun! Lanet olsun! Lanet olsun! Allah olsun, Mert duydu, ne yapacağız şimdi ya? Zaten duyacak da eninde sonunda. Bu kararı ondan saklayacak değilim. Ah oğlum, kurban olayım. Oğlum sen bu kızı delirtmeye ant içtin ya. Ya daha yüzü eline koymadan bu hale geldi. Şimdi sen gidip de ben sözü attım dersen ne olur bir düşünsene. Ben de böyle olsun istemezdim. Yapacak bir şey yok anne. İstemezmiş. O zaman şimdi gir içeri, gözlerinin içine baka baka ben bu işi bitirdim de hadi. Bakalım ne cevap alacaksın. Hadi yüreğin kaldırıyorsa yap. Konuşacağım anne elbette. Selma'yla da yüzleşeceğim. Ah Mert, ah. Bana söz vermişti. Yavrum Selma, kendine gel artık. Annem haklı. Kadın doğru söylüyor. Evet, çok kötü olacak bu. Ama yapacak bir şey yok. Bir an önce Selma ile konuşmam lazım. Evet, belki şu an kırılacak, üzülecek ama sonrası daha kötü. Evlensek her gün daha çok acı çekecek. Bir an önce bir yüzüğü Selma'ya verip bu işi bitirmem lazım. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum. Bırakıp gidecek beni. Benim duygularımın ne yaşadığımın hiç bir önemi yok resmen. Varsa yoksa Asya. Bu kadar da vicdansızlık artık. Hani merhametliydi bu çocuk? Merhametli olsa bana böyle yapar mıydı? Vallahi güzel kızım. Kafasını karıştırmışlar çocuğun ya. Duyunca ben de çok şaşırdım, inan ki. Bu Mert'imin yapacağı iş değil. Ama karşımızda öyle bir şeytan var ki. İşte öyle alevini üfleyince herkesi yakıp geçiriyor böyle. Allah'ından bulsun. Ben yapamam Mert'siz. Anlıyor musun? Ben Mert'siz yapamam, yapamam. Anne, bizi Selma ile baş başa bırakır mısın lütfen? Mert, etme oğlum. Kıyma kıza. Vazgeç kararını. Anne, bizi baş başa bırak. Selma. Selma, ben çok büyük bir hata yaptım. Kendimi çok zorladım. Sana, ustama verdiğim sözü tutabileyim diye ama bu işlerin zorlu olmayacağını anladım. Gerçekten çok üzgünüm. Seni kırdığım için, ustamın güvenini sarstığım için, sana yaşattığım bu acı için. Üzgünüm Selma. Kimse benim kadar üzgün olamaz. Ben hep seni bekledim Mert. Hep seni istedim. Tam şimdi biz sözlenmişken sen bana bunları söylüyorsun. Bu dünyada hiç kimse şu an benim kadar üzgün olamaz. Umarım. Umarım bir gün beni affedebilirsin. Ben bir şey merak ediyorum ya. Sen bunları benimle olmayacağı için mi söylüyorsun gerçekten? Yoksa buradan çıkıp o kızın yanına gitmek için mi? Bak Mert, biz bunları
yaşamasaydık, Asya'nın başına bu olaylar gelmeseydi, biz seninle belki de çoktan evliydik. Belki çoktan kendi evimizde oturuyorduk. Ama bu kız kendini mağdur gösterip senin vicdanına oynuyor. Yani normal geliyor mu sana tam biz evlenecekken bütün bu olayların yaşanması? Bu kız bunları bilerek yapıyor. Mert, bu kız aynı anda her şeye sahip olmak istiyor. Hem o adamın parasına hem senin sevgine... Selma lütfen yeter. Daha fazla kalbini kırmak istemiyorum. Bunun Asya ile bir alakası yok. Senle ben ikimiz olamayız. Denedim, olmuyor, olamaz. Burada asıl mesele senle ben. Bizden olmaz. Özür dilerim. Kalbini kırmak istemezdim ama bunu yapmak zorundayım Selma. Evlensek inan her gün daha çok üzülecektin. Her gün daha çok kahrolacaktın. Seni sevmeyen bir adamla bir ömür geçirecektin. Bunu sana yapamazdım Selma. Gerçekten yapamazdım. Umarım bir gün beni affedebilirsin. Özür dilerim. Asıl şimdi bana en büyük kötülüğü yaptın Mert. Mahir, Asya evde yok. Onu bir an önce bul. Baş üstüne abi.